Bulgaristan'da Türklere yapılan soykırımın 33. yıl dönümü dolayısıyla Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile Edirne Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen tören, eski göçmen evleri olarak adlandırılan bölgede Türkan Bebeğin adını taşıyan parkta düzenlendi. Törene Vali Günay Özdemir, Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Jandarma Komutanı Albay Alparslan Doğan, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Başkanı Zülfettin Hacıoğlu, federasyon ve dernek başkanlarıyla Bulgaristan ve Edirne'den vatandaşlar katıldı. Törende ilk olarak dernekler tarafından Türkan Bebek Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, törende kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. Bugün burada 1989 yılı öncesi Bulgaristan'da var olan totaliter rejimin tarafından Türklere karşı başlatılan asimilasyon kampanyasına karşı hayır demek için dik duran ve direnen Bulgaristan Türklerinin sembolleşmiş ismi olan Türkan Bebeği, Şehit Türkan Bebeği anma etkinliği vesilesiyle buraya bir araya geldik. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Başkanı Zülfettin Hacıoğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında 1984 Aralık ayında başlayıp 1985 Mart ayında sona eren Bulgaristan Türkleri üzerine uygulanan asimilasyon girişimine değindi. Bu tür anma törenlerinde gerçek manada günün manasını adlandırmak gerekiyor. Bugün burada toplanmamıza vesile olan şehitlerimiz 1984 ve 85 yılında 1984 Aralık ayında başlayıp 1985'in Mart ayında sonlandırılan Bulgaristan Türkleri üzerine uygulanan asimilasyon girişimidir. Bunu iyi adlandıracağız. Neden asimilasyon girişimidir diyorum? Müsaadenizle tekrarlayacağım. Birçoğunuz biliyorsunuz. Burada bizzat bu süreci yaşayan aramızda birçok insan var. Bir milyonun üzerinde resmi rakamlardan konuşuyorum. Bulgaristan devletinin vermiş olduğu resmi rakamlar. 1.100.000'ün üstünde 1984-85 yılı içerisinde Bulgaristan Türkünün ismi Türk ve Müslüman isimleri Bulgar ve Hristiyan ismi olarak değiştirilmiştir. Özetlersek Ahmet olmuştur Angel, Anşe olmuştur Anka. 2. Bulgaristan Türklerinin ana dilini, güzel Türkçemizin kullanılması ve konuşması yasaklanmıştı. Evde, aile arasında. Dahi Türkçe ana dili kullanmak yasaktı. Dini bayramlarımızın kutlamamızı yasakladılar. Allah rahmet eylesin, babacığımla beraber 5 sene boyunca bahçemizin en köşesinde, en saklı yerinde kurbanı akşam namazı esnasında kestik. Birçok kişi bayırda, balkanda sürü koyunlar oradayken orada kestiler, getirdiler. Kimisi ahırlarda kesmek zorunda kaldı. Bayramlaşmak yasak idi. Camilerimize kalın kalın zincirler vurdular. Bizim giyim kuşanımıza karıştılar, yasakladılar. Etek giyeceksin dediler. Başörtü takmayacaksın dediler. Yetmedi. Bakın, asimilasyon dememiz işi daha biraz daha gerekiyor. Vardı. Vardı. En acılarını söyleyeceğim şimdi. Bakın, cenazelerimizi dinimizin emrettiği şekilde defnedemiyorduk. Tahta sandıklarda elbiseyle cenazemizi kefene saramıyorduk, yıkayamıyorduk. Ve birçok yaşlımız hastalandığı zaman hastaneye gitmek istemiyordu. Sebep neydi biliyor musunuz? Çünkü hastanede gözlerini yumarsa, Hakk'ın rahmetine kavuşursa zaten orada çiviliyorlardı. Sandığı köye bir resmi elbiseli polis, 2 tane sivil polisle, 3 polisle devletin aracıyla doğru mezarla lambur lumbur gömüyorlardı sandıkla. Belediye Başkanı Recep Gürkan da Türkan Bebek ve asimilasyonda hayatını kaybeden tüm şehitleri anarken Edirneli şehit polis Nefize Çetin Özsoy'un da bir Balkan göçmeni olduğunu hatırlattı. Türk'ün hala gönüllü bekçiliğini yapmaya devam eden, oralarda o coğrafyada hala Türkçeyi yaşatan, dinimizi yaşatan,
örf, adet, geleneklerimizi, kültürümüzü yaşatan her kardeşimiz bizim oradaki gönül dostumuzdur. Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bir elçisidir. O yüzden Edirne olarak, Edirneliler olarak bu Osmanlı başkentinin, Balkanların başkentinin şehri emini olarak bütün arkadaşlarımıza, soydaşlarımıza söylüyorum ki ne zaman sıkışırsanız Edirne Belediyesi'nin kapısını çalmadan içeri girebilirsiniz. O kapı daima size açıktır ve açık kalmaya da devam edecektir. Törende konuşan Vali Günay Özdemir de Türk milletinin tarih boyunca her zaman zulüm görenlerin yanında olduğunu hatırlattı. Türkiye Cumhuriyeti olarak aslında Türk olarak baktığımız zaman tarih boyunca Türk milleti olarak her zaman zulmün, zalimin karşısında olmuş, zulüm gören bütün insanlığa gönlünü, kapısını açmış ve bu konuda her türlü desteği veren aziz bir milletin evlatlarıyız. Konuşmaların ardından Bulgaristan'dan gelen öğrenciler günün anısına hazırladıkları sunumu sergilerken daha sonra Türkan Bebek anıtına çiçek bırakıldı.